Şimdi hem Irak'ın kuzeyinde o kuvvetleri, yani o kuvvetleri var. Hem Suriye'de bir tümen ve tugayı var. Hem Hizbullah dediğimiz yerde 100 bin tane militan var. Bunlar Şii. Ve Gazze'de 30 bin Kassam tugayı militanı varken, şeyde Lübnan'da 100 bin tane var. Ve burada 30 bin roket varken orada 150 bin roket var. İran zaten bölgedeki durum daha da artarsa can kaybı sayısı biz bölgeye müdahale İran edelim. İran bu tehdidi oynuyor. Evet. Zaten söyledim. Amerikan kuvvetlerinin buraya yanaşmasının nedeni de şey burası, yani Hizbullah'ın olduğu yer, bu güney bölge. Şu bölgede de bir İran kontrolünde bölge var. Yani Şiilerin etkin olduğu bir bölge var. Şimdi hem Irak'ın kuzeyinde, hem Suriye'de, hem Lübnan'da, hem Gazze'de, hem Yemen'de, hem de Bahreyn'de. Ama bu arada Suudi Arabistan'da her fırsatta karıştırıyor. Şimdi Hamas'ın bir özelliği var. Hamas bir matruşka. Yani her ne kadar bunu İran destekliyorsa da bu bir Sünni İslami örgüt ve içinde de Müslüman kardeşler var. Ve Müslüman kardeşler örgütü de bu Körfez ülkelerinin rejimlerini ve Mısır'ı tehdit ediyor. Çok çetrefilli değil mi çok Hamas? Çok çetrefilli. Peki Hamas'ın arkasında kim var? Türkiye var, Katar var. Zaten bizim normalleşmemizin şartı olarak da Mısır'la Suudi Arabistan dedi ki önce Müslüman kardeşlerle ilişkiniz kesin, Hamas'la ilişkiniz kesin dedi yani. Şimdi bu çetrefilli durumunun içinde tabii... Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Haniye ile bir telefon görüşmesi oldu. Evet. Şimdi tabii Türkiye'nin şu anda ve diğer devletlerin yaptıkları ne yazık ki savaşı durdurmaktan ziyade savaşın sonunu konuşmakla meşgul. Yani ortada bir barış planı yok ki. Önce bir savaşı durdurun. Durdurmak mümkün mü? Yani İsrail'i az önce İsmail Hakkı Pekin Hoca'ya da sordum. Dedim ki bir uluslararası durdurabilecek mekanizma var mı mesela bu savaşı durdurabilecek? İsrail'e bir sen bir dur diyebilecek bir mekanizma var mı? Çünkü mesela az önce İran tehdidini söylediniz. İsrail dün yine Halep ve Şam havalimanlarına vurdu. Gerekçe olarak da aslında İran'ın Hizbullah kolunu gerekçe gösterdi. Şimdi bu kuvvet 70 yıldır yok. Yani İsrail kurulduğundan beri yok. 67'ye kadar 3 tane savaş oldu. Bu savaşlarda Araplar yenildiler ve bir daha da tövbe ettiler. Yani askeri bir seçenek söz konusu. Hatta bu olaylar olurken bile hani öyle Hamas'ın yanında falan durdukları yok. Yani insani olarak bence de olması gereken konu bir yani. Bu Filistin'in haklı davasını destekleyelim. Çünkü öbür türlü İran'ın ekmeğine yağ sürüyoruz. Yani İran şu anda ellerini avuşturuyor. Neden? Çünkü Gazze'deki bu olaylar başladıktan sonra Türkiye-İsrail yakınlaşması durdu. İsrail-Arabistan yakınlaşması durdu. İbrahim Anlaşması askıya geldi. Yetmedi. Bir de ne oldu? Filistin'le ilgili barış görüşmeleri söz konusuydu. Bu görüşmeler de ne oldu? Şu anda yürürlükten kalktı. İran ellerini ovuşturuyor ama bu yaşanan tablo ve Hizbullah kullanıyor olması Amerika Birleşik Devletleri için daha da bir tehdit haline getirmez mi İran'ı? İşte şimdi son okuduğum Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınlarında yeni bir politika ayarına gidiyorlar. Yeni politika ayarı yani şu Orta Doğu ile alakalı olarak öncelikle şu Gazze'deki harekatın sadece Gazze ile sınırlı kalması ve bu caydırılık içinde buraya yanaştıkları kuvvetler var. Ama buraya yanaştıkları iki savaş gemisi, 14 tane savaş gemisi, onun yanında getirdikleri nükleer füzeler, Sparrow'lar geldi. Şeyde Kuveyt'te 2000 deniz piyadeyi buraya getirecekler ama Amerika'dan da yeni kuvvetler buraya gelecek. Yeni savunma sistemi yolluyor. Yeni savunma sistemi yolluyor. Bunların amacı şu. Amerika sadece Filistin'e değil, Orta Doğu'nun genelinde yeni bir projeksiyon hazırlanıyor. Ve bu iş biter bitmez ilk yapacakları şey İran'ın bu bölgedeki bu bahsettiğim kollarını kesmek. Yani İran'ın proksi... Kesebilir mi? Mümkün mü? Yani Amerika yapabilir. Birleşik Devletleri'nin yaptığı azından, bu yığınan... En azından büyük bir zarar verebilir ama bu savaş ne olursa olsun İran'la ilgili başka senaryolar da gündeme gelecek. Yani bu Amerikan donanması bence Körfez'de, Hürmüz Boğazı'nda İran'a bir ceza kesecek. Bunun kokusunu alıyoruz. Şu da konuşuluyor hocam. Mümkün mü bu ihtimalde? Yoksa daha zamanı var mı? Mesela İran'ın uranyumu ne ölçüde zenginleştirdiğini hani bunu tam anlamıyla bilemiyoruz. Amerikan istihbaratı... İddialara göre %80. %80. Bir nükleer savaşa dönüşme ihtimali var mı bölgede? Şimdi Çin'de mesela ben okudum bugün. İki gün önce yapılan bir açıklama vardı. Orta Doğu'da 6 gemisi varmış ve tatbikat yapmış. Çin için diyorsunuz değil mi? Şimdi Çin'in buradaki işlere çok bulaşacağını ben zannetmiyorum. Çin, o eksene dahil olmaz mı? Yani şimdi aslında İbrahim Anlaşması'nın amacı Çin'in İpek Yol projesine karşı bir proje. Yani Fas'tan Hindistan'a kadar yeni bir İpek Yolu ama bu Amerikan yolu olacak. Şimdi bu yol aslında İran'ı da güneyden kesiyor, Hürmüz'ü kesiyor. Çin'le alakası şu, İran ihtiyacı olan petrolün 1/3'ünü İran'dan alıyor. Yani Çin. Yani bu yol kesilirse Çin de o zaman çok zor durumda kalacak. Ancak
Çin'in de Amerika'nın hesapları çok daha büyük. Bu sadece Gazze ile alakalı değil. Orta Doğu ile de alakalı değil. Yani işin içinde Rusya'sı var, İran'ı var. Yani bu Orta Doğu'daki bu gelişmeler Amerikan dış politikasının biraz alt seviyelerine kalan bir politika. Ama burada bir istikrar sağlamak için İran'la nükleer programını durdurarak zaman kazanma olayını artık bırakıp İran'la doğrudan bir karşılaşma söz konusu olabilir.